Selam arkadaşlar. Bu karantina günlerinde evinizde şu an konuk olmaktan çok mutluyum. Çünkü biliyorum ki hepiniz şu an beni evinizden izliyorsunuz. Bu çok değişik bir duygu benim için. Bugün size ben çok güzel bu günlerde okuyabileceğiniz, çünkü kısa, sabah başlayıp akşama kadar çoktan bitirebileceğiniz bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabımız Salome'a ait, Lou Andre Salome'a ait Arayışlar. Fakat kitaba geçmeden önce bu karantina günleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Aşağıya zaten kitabın başladığı kısmının dakikasını yazarım. Yani yorumlarda kalkıp da bu kitaba da bir türlü geçip anlatamadı demeyin. Aşağıya açıklamaya bakın. Hepimiz evdeyiz. Mecburiyetten evdeyiz. Ben açıkçası evi seven bir insanım. Evde oturmayı, takılmayı severim. Belki de benim hiçbir zaman hani dışarıya çıkmakla ilgili bir problemim olmadı. Hani ben her zaman istediğim zaman dışarıya çıkıp gezip dolaşıp işlerimi halledip tekrar eve geldim ve her zaman hani evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Film, popcorn ve daha çok oyun oynamayı seviyorum. Hani şu an bütün herkes evde ve bütün herkes aynı şeyi yapmaya başladı. Challenge'lar başladı, onlar başladı, yemekler, kitap okumalar. Bunlar zaten benim rutinim. Ben sürekli kitap okuyan bir insanım. Mesela herkes puzzle yapmaya başladı. Ben 2 senedir düzenli olarak puzzle yapıyorum. Ve bunu sadece kendim zevk için, motivasyonumu, dikkatimi arttırmak için yapıyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Çünkü o puzzle'larla süslemek. Bana DM'den sorduğunuz hani biz ne yapabiliriz, sen ne yapıyorsun sorularına da bu videoda birazcık yanıt olmuş olsun. Öte yandan ben açıkçası... Evet, salgın çok kötü bir şey. Bütün hepimizi ciddi anlamda, hani ölümlerin artması çok can sıkıcı bir konu, ama belki de biraz olsun dünyanın da bu şekilde dinlenmeye ihtiyacı vardı. Çok bunu hani agresif yorumların gelmesini de istemiyorum, ama benim kişisel düşüncem bu. Çünkü başka hiçbir güç, başka hiçbir kuvvet, dünyadaki bakın milyarlarca insandan bahsediyorum, aynı anda evlerin içine hapsedemezdi. Geçen gün şey dedim ben, bir uzaylının geldiğini düşünsenize. Atıyorum Amerika'ya bir tane uzaylı geldi. Hani bu bütün dünyayı ev hapsinde tutacak kadar nasıl etkileyebilir ki? Bence asla böyle etkileyemez. Hani ben en elzem olaydan bahsediyorum. Herkes elinde telefonla dışarıya çıkıp görüntü yakalamaya çalışmaz mı? Bize de geldi. Burada UFO gördüm. Durum bu olur. Ama söz konusu can olunca, ki böylesine yüksek oranda gerçekten ölümler meydana gelince, ben kesinlikle evde kalmaktan yanayım. O zaman kitabımıza başlayalım. Dediğim gibi Salome'un Arayışlar kitabıyla bugün sizlerleyim. Ben bu kitabı okumaya dün başladım ve dün akşam bitirdim. Zaten çok kısa bir kitap. Fakat sayfa sayısı önemli değil. 65 sayfa. O kadar derin bir izlenim bırakıyor ki. Ben hep şey diyorum, kitabın cinsiyeti olmaz, kesinlikle olmaz. Ama bazı kitaplar kadınlara özeldir diyorum. Ve bu kitabı okuyup bitirdikten sonra... Kadın olmakla bir kere daha gurur duydum. Hani şey var ya, bir daha dünyaya gelsen erkek olmak isterdim falan. Böyle cümleler vardır ya. Ben 500 defa daha dünyaya gelsem 500 defa daha kadın olmak isterdim. Hani bunu böyle hissedip yaşamak çok önemli bir şey. Bu kitap kesinlikle bundan bahsediyor. Şimdi kısa bir şekilde kitabı anlatacağım size. Kitaptaki kadın karakterimiz kuzenine aşık ama delicesine aşık, böyle olduğunu düşünüyor. Ve kuzeniyle sonunda nişanlanıyor. Burada karşılıklı gönül rızası mevcut. Fakat durum öyle bir noktaya geliyor ki, onun aşkına layık olabilmek için, onun sevgisini en tavanda kazanabilmek için uğruna her şeyi yapıyor. Hoşuna gitmeyen bütün ev işlerini, tabii ki bahsettiğimiz dönem eski bir dönem olduğu için o dönemde kadınların erkeğin etrafında dönmesi, bütün hizmetlerini en iyi şekilde görmesi ve onun bütün ihtiyaçlarını karşılaması kadının en önemli olgusu. Yani kadın aslında eşittir bu demek. Bizim karakterimiz de bu şekilde davranıyor. Ta ki bunu artık yapmak istemediğini, o kadın, o kişilik olmadığını fark edene kadar. Bunun üzerine zaten nişanlısıyla arasında sorun yaşanıyor ve kanatları koparılmak istenen kadın nişanlısı tarafından terk ediliyor. Çünkü yapamadığı şeylerin, mesela resim yapmayı çok istiyor fakat bu resmi yapamadığı için, onun yerine ev ve yemek işleriyle uğraştığı için kendini gün ve gün bedeni etkilenmeye başlıyor ve solgun hasta olmaya başlıyor. Nişanlısı tarafından terk ediliyor ve bunun üzerine Paris'e gidip o çok sevdiği ressamlık hayatına başlıyor ve sanat atölyesini açıyor. Ta ki yıllar sonra nişanlısının, eski nişanlısının olduğu eve dönene kadar ve o döndüğünde aradan geçen 5 yıllık sürede hayatın ona neler kazandırdığını, nasıl kendi ayakları üstünde durduğunu, o dönemde gerçekten aslında baktığınızda zor bir şey. Şimdi bugün pek çok
alanda kadınların resmini görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ama o dönem için zoru başarmış olan bir kadının gözünden hayatı görüyoruz. Aşkıyla hayatta yapmak istediği iki şeyin arasında kalmış bir kadın bu. Bu yüzden çok güzel anlatmıştı. Bundan tabii ki çok daha fazlası var. Çok altını çizdiğim kısımlar var. Bir erkeğe kayıtsız şartsız teslim olmak mı? Yoksa aşkı farklı türlü yaşayıp, farklı türlü algılayıp kendi istediğinizin, o içinizdeki tutkunun peşinden gitmek mi? Bu kitap tamamen bunu anlatıyordu. Çok güzel alıntıları vardı. Bin Kitap hesabımdan ve Instagram hesabımdan zaten alıntıları paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz beni. Bunu bütün eşinize, dostunuza alıp hediye edin. Özellikle erkekler, ablalarınıza, annelerinize, kız kardeşlerinize bu kitabı hediye edin. Aslında yazarın şöyle bir de ilginç noktası var. Ben Arayışlar kitabından önce bu yazarın Ruth kitabını biliyordum. Ruth'u okumadım bu arada. Okusam zaten kesin videosu gelirdi. Fakat yazarın en önemli özelliklerinden bir tanesi yazar olmasının kimliğinin yanı sıra kendisi felsefe, teoloji ve psikanaliste gerçekten önemli isimlerden bir tanesi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kendi yaşadığı dönemde çok önemli insanlarla tanışıyor ve Nietzsche kendisine kör kütük aşık olup evlenme teklif ediyor. Fakat Solon Nietzsche'nin evlenme teklifini kabul etmiyor ve onun ömrü boyunca büyük bir aşk acısı çekmesine neden oluyor. Nietzsche ile ilgili henüz olumlu anlamda, olumlu derken yani Nietzsche ile ilgili henüz beni tatmin ediyor. Yani Nietzsche ile ilgili henüz hiçbir şey okumadım. Bu kadar uzatmanın anlamı yok. Nietzsche ile ilgili henüz hiçbir şey okumadım. Bu da benim ayıbım olsun. Ki çok güzel bir malzeme aslında bu şu an benim video çekmem için. Ama yine de bu bilgiyi önden vermek istiyorum. Nietzsche'nin evlenme teklifini kabul etmiyor. Ama aynı dönemde Tolstoy'la çok yakın arkadaş oluyor. Fakat biliyorsunuz ki Sigmund Freud'un da en önemli aslında öğrencisi oluyor. Ve Freud ondan muhteşem ama korkutucu bir zeka diye bahsediyor. Freud'la bazen bir aşk yaşadığına dair de birkaç yazı okudum ama onun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben öğrencisi olarak bahsetmek istiyorum. Salon'la ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Kendisi gerçekten çok güçlü bir kadın ve bence eserlerinde kendi hayatından pek çok ögeyi dağıtarak anlatıyordu. Arayışlar roman değil, daha çok öykü tadında bir kitaptı. Zaten çok kısa ve vereceğini veriyor ve Salon'la ilgili direkt 3. sayfada hissettiğim benim şuydu. Kesinlikle bana bir Zweig şeyi verdi, tadı verdi. Sanki böyle nasıl Zweig bir psikolojiyi, bir duyguyu böyle içine girip çıkıp her şeyle muhteşem bir şekilde anlatıyorsa Salon'da da ben o satırları okurken o hissiyatı aldım. O yüzden size öneri tavsiye videosu olarak çekeyim dedim. Bugünlerde böyle bir gün içerisinde okuyup akşam bitireceğiniz harika bir kitap. Evet arkadaşlar, videoyu izleyen hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğendikten sonra oradaki like butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum gerçekten. Sizin her desteğinizi gördükçe ben daha da öyle bir motive oluyorum. O zaman sizlerle başka videolarda, bambaşka kitaplarla görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı kalın, evde çıkmayın ve bol kitap okuyun. Hoşça kalın.